Evet değerli izleyenler, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuğba Köksal ana haber konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Vekilim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz Sayın Vekilim. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda görüşülen sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifinde neler yaşandı? Siz de oradaydınız. Bir anda tansiyon yükseldi. Muhalefetin köpek saldırısında sevdiklerini kaybeden ailelere karşı bazı ithamları oldu. Siz bu olaylara birebir şahit oldunuz. Hatta orada bir anneyi sakinleştirdiniz. Bu komisyon görüşmesindeki izlenimleriniz neler? Notlarınız neler Sayın Vekilim? Bu kanun tasarısını sunma nedenimiz ilk imzacılarındanım. Sebebi biliyorsunuz hani çevrede, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlarla ilgili, özellikle köpeklerle ilgili son yıllarda da popülasyonun artması nedeniyle çok farklı facia diyebileceğimiz olaylara şahit olduk maalesef. Bunların önüne geçebilmek için bir kanun düzenleme şarttı. Daha önceden olan 5199 sayılı kanunda belirli düzenlemelere gidilmesi gerektiğini düşündük ve bu kanun tasarısını hazırlayarak komisyona sunduk. Bunun için bir komisyon çalışmaları başladı ve o komisyon çalışmaları öğleden sonra saat 2'de başladı ve çeşitli işte grupların dışarıda provoke etmeleriyle muhalefetten partilerin bunları getirmeleri, sizler de sosyal medyada görmüşsünüzdür nasıl rigid tavırları olduğunu. Herhangi konuşulabilecek bir ortam yoktu açıkçası. Biz tüm süreçte 14 saat, ertesi günü saat 8'i geçe bitti. O da tamamlanmadı. 3 kanun maddesini geçirebildik önerdiğimiz. Bu süreçte aslında asıl hedef 5199 sayılı kanunda daha önce sokaklardan alınıp, kısırlaştırılıp geri bırakılan, ki kısırlaştırma da çok başarılı olunamadı, %8,5'larda kaldı ki %70'lerde olması gerekiyor bu başarının gerçekleşmesi için. Ve popülasyon 4 milyonlara vardı. Geri bırakılması hayvanların, yani sokakları sahipsiz hayvanların yaşam alanı olarak ifade ediliyor. Biz de diyoruz ki sokaklar çocukların, sahipsiz hayvanların yaşam alanı değil. Özellikle köpeklerin bu saldırgan olması, bugün bir programdan da geldik engelli vatandaşlarımızla. Daha önceden de konuştuğumuzda, ben Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısıyım AK Parti Genel Merkez'de. Burada da engelli vatandaşlarımızdan sıkça bize böyle talepler geliyordu. Görme engelli vatandaşlarımız özellikle kaldırımda yürürken hiç bilmeden üstüne bastığını, köpeklerden zarar göreni, köpeklerin de vatandaşlardan zarar gördüğünü bize defaatle iletiyorlardı. Bu birikimin sonucunda böyle bir tasarının çıkması gerektiğine karar verdik. Ama maalesef pek çok konuda olduğu gibi bunda da muhalefetten olumlu yapıcı bir destek göremedik. Sanki hayvanlar öldürülecekmiş gibi öyle bir intiba bırakılmaya çalışıldı. Ama oysa ki çok açık bir net hükümlerde de var. Burada asıl amaç kuduz ve hastalık riski olan hayvanlarla ilgili. Ki bu da daha önce veterinerlik kanunu da düzenleyen 5.996 sayılı kanunda da apaçık burada ötanezinin nasıl uyarlandığını gösteriyor ki veterinerler zaten bunu yapıyor. Yani ötanezi iyi ölüm deniliyor. Hayvana acı çektirmeden bir ölüm. Ve bunun tarifeleri de var. Yani bu hali hazırda varken, uygulanıyorken ilk defa böyle bir şey oluyormuş gibi bunun sunulması tamamen belirli kişilerin, belirli düzenlerinin bozulduğunu gösteriyor. Yani inşallah Allah nasip ederse meclisimiz kapanmadan biz bu kanun tasarısını genel kurumumuzdan geçirmeyi planlıyoruz. Evet Sayın Vekilim, sizin de ifade ettiğiniz gibi sokaklar çocuklarındır. Genelde bu yasayı okumadan yorum yapıyor insanlar. Evet maalesef. Ben de hayvanları çok seven biriyim fakat tabii ki kimsenin çocuğuna zarar gelmesini asla istemem. Gerekenin yapılması yani gerektiğini düşünüyorum. Yani ben evimin önünde, bakın şimdi bizim nasıl bir rehavete sevk ettiğini de aslında apaçık örneği. Ben de sokak hayvanlarını besliyorum, sokaktaki sahipsiz hayvanları.
Çok sevdiğimiz 3 tane köpeğimiz var böyle bizim beslediğimiz. Ama ben ne yapacağım? Böyle bir kanun tasarısı geçtikten sonra mecbur kalacağım. Eğer o hayvanların barınaklara gitmesini istemiyorsam bir bahçemiz var. Oraya ayarlayacağım. Aşılarını, kısırlaştırma işlemlerini eğer yapılmamışsa onları yapıp orada bakmaya devam edeceğim. Yani ne olacak? Yani kuryeler. Bakın yani bu konuyla ilgili aslında çok büyük destek veren kesimlerden bir tanesi. Engelli vatandaşlarımız. Herkese bugün belki duymuşsunuzdur. Trabzon'da yaşlı bir vatandaşımıza saldırıyor. Yani bir köpeğin ne zaman saldıracağını bilemezsiniz. O masum, çok sakin duran hayvan bir bakıyorsunuz gece yarısında karanlıkta çok farklı olabiliyor. Aç olunca çok farklı olabiliyor. Gruplaşmalar oluyor sürü halinde. Onların arasında daha farklı davranışlar olabiliyor. Bizim bunu öncelikle kabul etmemiz lazım. Avrupa'daki bütün uygulamalar bu yönde. Ki biz süre vermiyoruz. Avrupa'da, İngiltere'de 7 gün. 7 gün sonra eğer o sahiplenilmezse öldürülüyor. Yani ötenazi dedikleri işlem yapılıyor. Ki bu ötenazi işlemi bizim uluslararası sözleşmeleri biz 2004 senesinde zaten imzalamışız. Kanun hükmünde. Yani kabul etmişiz. Aslında bizim bunu uygulayabileceğimiz alan eksik bundan sonra. Peki Sayın Vekilim, sahipsiz hayvanlara yönelik hazırlanan kanun teklifi hakkında meclis komisyonunda yapılan görüşmelerin ana başlıkları nelerdi? Ve bu teklifin hayvan haklarına etkisi nasıl değerlendiriliyor? Aslında bakılırsa ana başlıklar hakkında muhalefet bize bir şey sunmadı. Yani tasarıyı tam bir şekilde ifade edilmedi. Bilimsel dedikleri kişiler, yani bilimle ilgili olup gelen kişiler herhangi bir bilimsel bir delil de sunamadılar. Çünkü apaçık ortada neyin ne olduğu. Yani her isteyen kişi de ulaşabiliyor. Yani şu an gelinen popülasyonla %70 kısırlaştırmanın sokakta yaşayarak devam edemeyeceği çok malum bir şey. Biz bunu yaşam alanlarını, belirli yaşam alanları ve barınaklarla devam edecek şekilde oluşturacağız inşallah. Peki kanun teklifinde sahipsiz hayvanların durumu ile ilgili hangi düzenlemeler önerildi? Düzenlemeler hayvan hakları savunucuları tarafından nasıl değerlendirildi? Bir kısmından aslında bahsettim yani gelecekte. Evet. En büyük aslında bu işi çıkmaza sokup da insanların mustarip olmasına sebep olan hayvanın alınıp, aşılanıp, kısırlaştırılıp olduğu yere bırakılması. Yani bu oranı insanların geçebileceği, işte çocukların okula gidebileceği bir mekan olarak düşünülmeyerek hayvanın yaşam alanı olarak, hayvan da kendisini zaten orayı yaşam alanı olarak belirlediği için zaten sorun çıkıyor. Yani belki farklı bir ortamda olsa, oradan uzaklaşsa yahut da orayı sahiplenmese bu saldırganlığı gerçekleştirmeyecek ama kendi yaşam alanını koruyor aslında. Ama bu görmezden gelinerek, yani çok marjinal gruplar var. Sizler de şahit olmuşsunuzdur. Çocukları eve kapatıp sokakları köpeklere bırakmak gibi böyle bir dertleri olanlar da var. Ama asla müsaade etmeyeceğiz. Görüşmeler sırasında farklı siyasi partiler ve milletvekilleri arasında da anlaşmazlıklar yaşandı. Hangi konularda anlaşmazlıklar oldu? Çözümüne yönelik bu anlaşmazlıkların adımlar atıldı mı? Tabii biz, bakın, halka rağmen yahut da yani hepimiz vicdan taşıyoruz. Orada muhalefet çok baktık hani İslami terimlerle falan girmeye çalıştı. Bunları zaten biliyoruz. Yani şimdi bana soracak olsanız bütün dünyadaki köpekler bir yana, bir tek çocuk bir yana. Yani bu eşitlik dahi kabul etmez. Çünkü yani eşrefi mahlukat diyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Ama hepimiz şahit olduk son yıllarda olanlara. Çok acılı süreçler. Bakın o anne geldi oraya, evladını köpek kovaladığı için kamyonun altına, hepimizin yürekleri yaralanmadı mı Mahra'nın yaşadığı olaya? Hiç bunu içselleştirmediler. Umurlarında değil, şov yapıyor dediler, ajitasyon yapıyor dediler. Bunun için getirdiniz dediler. Hayır, biz bunun için getirmedik. Kendileri gelmek istediler, sesini duyurmak istediler. Çünkü bir daha başka anne babaların böyle bir acıyı yaşamasını istemediler. Tunahan'ı biliyorsunuz, 15 tane ameliyat ve yani çocukcağızın vücudunda deri kalmadı nakil için. Yani bu acıları yaşayan insanlar ya, ve komisyonda konuşturdukları kişi Bitlis'te kuduzdan ölen, rahmetli olan bir evladımızın, 12 yaşındaki evladımızı
hakkında attığı tweetleri de belki görmüşsünüzdür, dalga geçer vaziyette. Ya bu kadar insana değer veren insanların bu yasa tasarısı hakkında konuşmaya hakları yok bence. Yani hayvan hakları yoktur. Hayvanları koruma vardır. Hayvanları korumak nasıl? Bakın hiç bundan bahsetmiyorlar. Yani 1 milyona yakın köpek zaten bir sene içerisinde trafik kazaları vesaire, açlıktan, hastalıktan ölüyor. Hani biz diyoruz ki bunlar kayıt altına alınsın ama kayıt altına alınması bazı kesimlerin işine gelmiyor. Çünkü o mama veriyorum dedikleri hepsi kayıtlı olacak. Bunlar işine gelmiyor. Çok güzel yaşam alanları oluşturulup burada bakabilirler, böyle imkanları var. Ama ötenazi üzerinden bu olayı anlatmaya çalışıyorlar. O öyle değil. O sadece işte kuduz ve hastalıklı olan köpeklerin hani ve daha önceden de bizim kabul ettiğimiz Avrupa sözleşmeleriyle bağlandığımız hükümler aslında. Ve Avrupa'da zaten Almanya'da olsun bunların hepsi uygulanıyor. Fransa'da, İtalya'da. Teşekkür ederiz Sayın Vekilim. Ben teşekkür ederim. Yoğun gündeminizin içinde bize de zaman ayırdınız gerçekten. Bugün sizin için de yoğun bir gün oldu. İl istişare toplantısına katıldınız. Evet. Ardından çeşitli etkinliklere, programlara katılım sağladınız. Evet. Bugün katıldığınız il istişare toplantısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aylar sonra ilk defa yapıldı biliyorsunuz. Depremden sonra hani böyle bir şeyi gerçekleştirmek mümkün olmadı. Bizim teşkilatlanmada il istişare toplantıları hemen hemen aylık rutin, 2 ayda bir yahut da yapılır. Bu genişletilmiş olanıydı. Yani tüm ilçelerimizden yönetim kurullarımız 3 kademe, gençlik, kadın kolları ve ana kademe şeklinde katılım gerçekleştirir. Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde oldu bu programımız. Orada asıl hedeflenen teşkilatlarla şehrin işte milletvekilleri, partimizin, il başkanımız, belediye başkanlarımızın bir araya gelip bir yandan da işte bu istişare kültürünün devam edilmesi, bunlar rutin haline geldiği zaman açık olan şeyleri, hani şehrimizde bir arada olamayabiliyoruz her zaman bu manada, bir araya gelmiş oluyoruz ve genel sorunları birlikte değerlendirmiş oluyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur sonuçları itibariyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sayın ederim. Vekilim. Hayırlı olsun size de ilk konumuz. Eklemek istediğiniz başka bir şey varsa ya. Ben iletişimden yanayım. Yani bir iletişimci olmam hasebiyle değil. Kimse kulaktan duyduğu bilgilere inanmasın. Zaten toplumun çok büyük bir kesimi, %85'lerin üzerinde bu tasarıyla ilgili bize hep destek geliyor. Emin olun. Yani bir kişi bile, ben mesela çocuklarımla konuştuğu zaman, çünkü ben sayısız kedi besliyorum. Yani bazen param olmadığı zaman ben kedilerin, köpeklerin mamasını alırdım. Yani onlar çünkü alıştırdın. Alıştırdığın için mecbursun onlara bakmaya. Onu düşünerek hep bakardım. Yani biz böyleyken sanki siz de bilirsiniz. Yani kaldırımda yürürken karıncalara basmamak için uğraşan bir milletiz biz. Evet. Yani böyle güzel hasletlerimiz varken kim bir hayvanı durduk yere öldürmek istesin? Ama dediğim gibi... Sokaklar çocukların, sokaklar işte engelli vatandaşların, yaşlılarımızın rahat rahat yürüyebileceği, biz böyle bir toplumda nasıl insanların haklarını normal bir vatandaş gibi yaşayabilmelerini sağlayabiliriz? Birinci vazifemiz aslında bu, değil mi? Yani sokakların güvenliğini de sağlamak bu manada. İnşallah ben bu tasarıyla da bu büyük problemin çözüme kavuşacağına inanıyorum. Halktan anlamayan dedim, bakın orada ısrarla ismini vermiyorum. Diyor ki okula kim gidiyor diyor, serviste gidiyor çocuklar okula diyor. Annemiz zaten orada çok üzüldü, orada feveran etti. Yani çocukla, benim çocuğum bir sokak ötede, yani uzun bir sokağın ötesinde ilkokulumuz var, devlet okulu. Oraya gidiyor ama yürüyerek gidemiyor çünkü orada gruplaşmış köpekler var. Yani... Vatandaşın hali böyle ama anlamadıkları için okula servisle gidiliyor deyince annemiz orada feveran etti. Ama bu her şerde bir hayır var. Annemiz çok üzüldü. Bizim de içimiz yandı onun o üzüntüsüne. Çocuğunun o kanlı ayakkabılarını, o gün girdiği ayakkabıları getirmişti yanında. Onları fırlattı ama anlamadılar. Zaten anlamadıklarını hep beraber gördük.
Tekrardan çok teşekkür ederim Sayın Vekilim. Görüşmek üzere. Sayın Vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifini konuştuk bugün.